bu kanalda artık herkes haddini bilecek artık. Bundan sonra yargı modu olan. Nigma Isparta uçak kazası video var, baya güzel. Ne diyorsun lan? Nigma izlemeyeli baya oldu ya. Nigma hala aynı şeyleri mi yapıyor? Tamam, izleyelim bunu hocam. Böyle video önerilerini açayım yani. Ben karı kız videolarını kendi keyfime izliyorum. Chatte sevenler de oluyor. Ama birlikte şey izliyorum yani, kendi keyfimi, anladın mı? Şeyimin keyfine diyeceğim. Burada da diyemiyorum. O yüzden devam edelim. Nigma Isparta uçak kazası bir suikast mıydı? Ölüm 2. Korkunç gerçekler. Önce bir sonra iki. Önce niye biri izleyelim oğlum? Manyak mısın falan, salakmış. Bir dakika. Isparta uçak gizemlerle dolu Isparta gizem kimmiş ya falanlarsın. Gördüklerime inanamadım demiş. Nigma abim gene birilerinin fişini çekiyor herhalde. Gizem selam. İstanbul Atatürk Havalimanı 29 Kasım 2007. Bir şey söyleyeceğim. Bu tarihte doğmamış insanlar var chatte, biliyor musun? Ciddi misin Alper? KK-4203 sefer sayılı MD-83 tipi Atlas jet uçağı Priştine'den bir saate aşkın bir gecikmeyle İstanbul'a iniş yapıyor. Bu sırada evet, havalimanında uçağı bekleyen yolcular kapıların açılmasıyla girişe yöneliyor. Biletlerini verip uçağa doğru yöneliyorlar. Dakikalar sonra öleceklerinden habersiz bir şekilde. Çok kötü ya, uçak kazalarından korkuyorum ha. Siz de korkuyor musunuz? Ben son doğmadan 3 gün önce. Son anda yetişiyor ve kapılar kapatılıyor. Kaçı videosuna geçeceğim. Hepsi eşyalarını yerleştirip koltuklarına oturmak için hazırlanıyor. Uçak birazdan havalanacak. Tamam. 12:46 geçiyor. 2007 yılı. 2007 Kasım ayı. KK-4203 sefer sayılı MD-83 tipi Atlas jet uçağı 1,5 saat rötarlı bir şekilde 00:51'de Atatürk Havalimanı'ndan ayrılıyor. Varış noktası Süleyman Demirel Havalimanı. Isparta'ya gidiyor. Kokpitte kaptan pilot Serhat Özdemir ve ikinci pilot Tahir Aksoy bulunuyor. Ayrıca uçakta 5 evet, kabin ekibi ve 50 yolcu yer alıyordu. Yani 55... 1-1-2-57. Uçuş için oldukça iyiydi, hatta daha iyisi olamazdı. Yaklaşık 30 dakika sonra kaptan pilot Isparta Kule ile iletişime geçiyor. Kaptan bulundukları Atlas jet uçağının Isparta Warp üzeri olduğunu, zamanlar, evet, yani havalimanı çevresine yaklaştığını bildiriyor. Yaklaşık 18 dakika sonra 01:36'da kaptan pilot Kule ile tekrar iletişime geçiyor ve inbound olduklarını bildiriyor. Inbound, bu pisti ya karşılamaya hazır olduklarını. Yani inbound ne demek arkadaşlar? Söyleyeyim hemen. Şimdi chatte anlamayanlar bir yazsın. Inbound ne demek? Inbound hani ben geliyorum, hazırlanın. Anladın mı? Hani o anlamda kullanılmış bir şey. Uçak inecek, hazırlayın, pisti bir temizleyin anlamında. Yani pisti gördüklerini gösteriyordu. Bu Kule ile yaptıkları son konuşmaydı. Kule bir süre sonra uçakla irtibata geçmeye çalışıyor. Fakat onlardan hiçbir haber alamıyor. Aha. Ayrıca uçak radarda da görünmüyordu. Bir şeylerin çok ters gittiği kesindi. Bu sırada yolcu yakınları havalimanında sabırsızlıkla sevdiklerinin gelmesini bekliyor. Para. Fakat rengi bazı para. Görevliler oldukça telaşlı. Kırmızıdır. Bir süre sonra kötü haberler gelmeye başlıyor. İstanbul-Isparta arası yolculuk yapan Atlas jet uçağının yaklaşık 01:40'da içerisindeki 57 kişiyle beraber Keçiborlu yakınlarındaki türbe tepeye düştüğü haberi geliyor. Allah Allah. Uçağın kaybolduğu haberi medyaya gece saat 3:30-4 gibi bildirildi. Ama ilginç olan, önce medyanın bildirdiği ve sonradan ortaya çıkacağı gibi ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin gece 4:16'da hazırlık yapmaya başladığı gerçeği. Uçağın bulunması ise bundan yaklaşık 2 saat sonra 06:05'te geldi. Oha! Uçak 1'de düşüyor. Biri 40 geçe düşüyor gece. Biri 40 geçe düşüyor. 20 dakika koy. 2 saat, 4 saat sonra uçak bulunuyor. Gerçekleşiyor. Yani uçak kazadan 4,5 saat sonra bulunabiliyor. Tamam, zaten Nigma'da söylüyormuş ama.
Evet Van. Uçağın enkazına ulaştık. Bir dakika, ne yazdı görmedim. Anadolu Ajansı Isparta Anadolu, neydi lan bu? Anadolu AA Ajansı ne demek oğlum? Anadolu Ajansı Isparta muhabiri Hatice Özdemir. Uçağın enkazına ulaştık. Enkaz Türbetepe'deki orman gözetleme kulesine yakın bir yerde. Cesetler ortalıkta görünüyor. Eşyalar ve uçağın parçaları dağılmış vaziyette. Çok kötü ya. Uçağın ön ve arka tarafı parçalanmış. Kanat uçları kırık. Cesetler ve uçak parçaları geniş bir alana yayılmış. Cesetlerin kimileri koltuklarla birlikte duruyor. Jandarma ekipleri enkazı güvenlik çemberine almaya başladı. İlk gözlemlerime göre kazadan kurtulan olmuş mu hiç? Cesetler torbalara konmaya başlandı. Uçaktaki bir bebek dahil herkes yaşamını yitirmişti. Olmamış. Korkunç detaylardan bir ortaya çıkıyor. Pilotların tepeyi son anda fark ettiği, yükselmek isterlerken uçağın kuyruk kısmının tepeye çarpıp koptuğu ve devamında uçağın 150 metrelik bir uçuş daha yaparak ilerideki ormanlık alana doğru düştüğü görülebiliyor. Uçağın son gittiği rota, yani izlediği yol belliyken enkazın bulunmasının bu kadar uzun sürmesi başta garibime gitmişti. Bunu o kadar da önemsemedim. Fakat soruşturma devam ettikçe inanılmaz Allah Allah. Detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ölmüşler, ölmüşler. İşte bunlar normal değildi. Uçağın düşme şekline bakarsak önce kuyruğun tepeye çarptığı net bir şekilde görünüyor. Pilotlar maalesef tepeyi son anda Allah fark etmiş eylesin. Olmalılar. Kuyruk kısmı ve motorları ana gövdeden kopan uçak bu alanın üzerinden uçarak 150 metre ileriye düşmüş. Önemli olan soruysa pilotların neden bu dağlık yerde bu kadar alçaldıkları. Akla ilk gelen şey sıradan bir şekilde alçalmaya geçtikleriydi. Belki de uçağın yakıtı bitmiş ve bu yüzden mecburi iniş yapmışlardı. Ya da motorlardan bir ya da birkaçı arıza vermişti. Belki de pilotlar o gün bir şeyler içmişti. Yani bir sürü şey var abi. Yani neden o kadar alçaktan gidiyor? Kazadan yaklaşık bir yıl sonra incelemeler tamamlandığında uçağın Sudan'ın kaza yapmasına sebep olacak. İçte veya dışta İçizden herhangi bir unsur yok. Hoş geldin. Yakıtları da yeterli seviyedeydi. Pilotların otopsi raporu incelendiğinde herhangi bir uyuşturucuya ya da alkole rastlanmadı. Bu durumda kendime şunu sordum. Peki o halde İrencim, Allah korumuşlar neden bu kadar alçalmıştı? Araştırmaya devam ettikçe daha ciddi sorunların olduğunu gördüm. Uçağın bakımlarını yapan Romanya asıllı Jetran Air firmasının İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hat bakım yetkisinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca yani? Bakım raporlarında ismi ve imzası bulunan kişilerin inanılmaz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na giriş için yetkisi yoktu. Bu detaylar oldukça şaşırtıcıyken başka önemli sorunlar daha bulundu. Uçağın EGPVC yani geliştirilmiş yer yaklaşım ikaz sisteminin çalışmadığı tespit edildi. Yer yaklaşım ikaz sistemi uçak yere yakınken veya bir arazi engeline doğru ani bir şekilde girmişse pilotu uyarmak için tasarlanmış bir sistem. Tıpkı buradaki gibi uçak... Abi bir şey söyleyeceğim, gene şey mi? Adı nedir? Ne derler ona? İhmal yüzünden mi bu? Yerdeki dağlık bölgeyi veya zemini uzak mesafeden tespit ediyor. Tehlikeli olan kırmızı bölge önemli olan yer. Buraya doğru yaklaşınca sistem pilotu yükselmesi konusunda uyarıyor. İşte bu önemli sistem Atlas Jet uçağında arızalıydı. İlginç olansa ne pilotların ne de bakımcıların bunu rapor etmemiş olması. Bu gerçekten korkunç bir ihmalkarlık. Kaza yapan Atlas Jet uçağı analiz edildikçe bunlar yetmezmiş gibi başka sorunlar daha ortaya çıkıyor. Allah Allah. Atlas nasıl iş yapıyor bu olaydan sonra? Hala? Uçakta 2 adet kara kutu bulunuyordu. Kokpit sesini kaydeden CVR ve uçuş verilerini depolayan FDR. Kazanın ardından uçağın kara kutuları Almanya'ya gönderiliyor ve burada analiz ediliyor. Analiz sonuçları ise bir felaket. Kokpit seslerini kaydeden CVR kazadan 9 gün önce 21 Kasım'da kayıt almayı durdurmuş. Daha da Allah kötüsü Allah. Uçuş verilerini depolayan belki de kazanın sebebini belirleyecek olan FDR ise uçuş başladıktan 9 dakika sonra devre dışı kalıyor. Yani uçak kalktıktan 9 dakika sonra hiçbir veri kaydedilmiyor.
Bunlar uçakta olup bitenlerin elektronik şahitleri. İşte bu elektronik şahitler tesadüf eseri mi arızalandı, yoksa birileri tarafından bilerek mi susturuldular? Peki tüm bu arızalar uçağın kaza yapması için yeterli miydi? Yani bu sebepler kesinlikle Allah kazayı Allah, kaçınılmaz mıydı? Allah Allah, bak işte şu an ilginçleşti, anladın mı? Normalde bu kadar kolay bir şey mi? Pilotların ulaşabileceği bir şey mi? Bilmediğimden ötürü soruyorum. Black Box'ın, kara kutunun kapatılabilmesi kolay bir şey mi? Ya da pilotun yapabileceği bir şey mi bu? Bilgim yok. Hayır. Ya neyse, tamam. Yapmıştı. Ben de soruyorum ama. Araştırmaya devam eden kusura uzmanlar, bakmayın, saygısızlık olmazsa sorayım yani. İçin izlediği rotayı kontrol ettiğinde korkunç bir hata yaptıklarını fark etti. Bu sıradan bir uçağın Isparta'ya iniş prosedürünü doğru uyguladığını gösteren bir rota. Evet. Bizimkiler ne yapmış? Kaza yapan Atlas Jet uçağı ise tam bu noktada pusula başına 223 derecelik rotadan devam ederken sağa 30 derecelik hatalı bir dönüş yapmış. Burdur Gölü üzerinden tekrar sağa dönüp dağlık alandan geçerek havalimanına inmeyi planlamışlar. Bu standardın tamamen dışındaydı. O halde onlara hata yaptıran şey neydi? İşte bazı şeyler bu noktada şekilleniyor. Uçaktaki uçuş yönetim sistemi kontrol edildiğinde uçağın Isparta Havalimanı'na otomatik olarak uçmasını sağlayan verilerin yüklenmediği tespit edildi. Pilotlar bir noktadan sonra manuel olarak yön bulmaya çalışmışlar. Daha da kötü olanı söylemem gerekirse Allah Allah. Uçağın pilotları her ikisi birden Isparta'ya ilk kez uçuyorlarmış. Ve üstelik bu bir gece uçuşu. Bu iki pilotun ayrıca bölge hakkında uçuş eğitimlerini almadıkları, simülatör eğitimini ise eksik aldıkları ortaya çıktı. Öylesine basit, amatörce hatalar ve tedbirsizlikler ardı ardına yapılmış ki, şirketin havacılık sektörünü ve insanları ne kadar önemsediği açıkça ortada. Peki tüm bu eksiklere rağmen pilotlar neden bu kadar alçalmıştı ve tepeyi fark etmemişti? Bu arada videomuza online bir anket uygulaması olan Mavi Anket sponsoru. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Oyuncu Market. Oyuncu Market. Bakalım. Ünlem Oyuncu Market yazıyorsun. Oyuncu Market'te ucuz şeylere katılabiliyorsun kardeşim. Oyuncu Market. Pilotlar neden bu kadar alçalmıştı? Harbiden taksici gibi bir şey koymuşlar yani. Gece şeyine çıkan taksici. Şeyi fark etmemişti. Uçak Burdur üzerinden sağa döndükten sonra havalimanına doğru ilerliyor. Burdurlular bir. Alçalmaya başlıyor ve Türbe Tepe'ye doğru yaklaşıyor. Bu tepe gördüğünüz gibi arazideki en yüksek tepelerden biri. Pilotlar yere yakınlık uyarı sistemi çalışmayan uçağı piste 13 kilometre kala 6000 feet yani 1800 metreye kadar alçaltıyor. Kötü olansa Türbe Tepe'nin 1850 metre yüksekliğe sahip olması. Allah. Pilotlar tepeye yaklaştıklarında bunu son anda fark ediyorlar. Motorlara güç veriyor ve uçağın burnunu biraz da olsa kaldırıyorlar. Fakat kuyruk kısmı belki de santimlerle kurtulamıyor ve parçalanıyor. Allah'ım ya. Tamam, şu an şey suikast kaza nerede? Sonrası yapılan kontrolde uçağın gayet üstü açık. Mantıklı açıklamalar değil mi bunlar? Bazı soru işaretleri var ama mantıklı bir şekilde açıklıyor bence. Göstergesi 10 derecelik bir kalkış gösteriyordu. Bu da onların tepeyi son anda fark ettiklerini oğlum, zaten ve yükselmeye çalıştıklarını çarpmış, kuyruğu kalmış. Fakat onlara hata yaptıran başka bir sebep suikastı olabilir. Tepe mi yapmış? Kara delik etkisi mi? Arsos kanallar hoş geldin. Arsos kanallar hoş geldin. Kara delik etkisi. Gece uçuşlarında geçerli olan bu etki, basit bir şekilde anlatmam gerekirse, aydınlatılmamış arazilerde veya pist ışıklarının net görülmemesinden kaynaklı olarak pilotların yanılgıya düşme durumudur. Gece görüşünde bunu daha net anlayabilirsiniz. Atlas Jet pilotları tıpkı buradaki gibi pisti görmüş ve bunu kuleye bildirmişti. Son konuştukları şey de zaten buydu. Pilotlar havalimanına doğru alçalmaya başladılar fakat kara delik etkisi yüzünden normalden daha fazla yani 6000 feet'e kadar alçaldılar. Bu noktada maalesef ki Türbe Tepe'yi göremediler. Pilotların arazi kesimini tamamen karanlık bir silüet halinde görmüş olabilecekleri kuvvetli muhtemel. Mantıklı. Uçaktaki uyarı sistemlerinin çalışmaması ve buna ek olarak Türbe Tepe'de bulunan gözetleme kulesinde uçak ikaz lambasının olmaması kazayı meydana getirmiş olabilir.
Bu mekanik eksiklik ve pilot hatalarından kaynaklı bir uçak kazası gibi görünürken, sonradan fark edilen bir detay olayın seyrini tamamen değiştirebilirdi. Uçakta neymiş? Yolculuk eden kişiler arasında 6 bilim insanının olduğu ortaya çıktı ve bunlar Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını tamamen lehine çevirebilecek, belki de Türkiye'yi en önemli ülkeler arasına sokabilecek insanlardı. Doğru! Doğru! Unuttum şimdi ya. Okey. Anladım şimdi. Hatırlıyor musunuz bunu? Hatta o zamanlar çok konuşulmuştu bu. Suikast mı değil mi diye. Şey, Aselsan çalışanları değil mi? Reyman Soylu niye yazıyorsunuz ya? Engin Arık ve meslektaşları uranyumun alternatifi toryum madeni konusunda ürettikleri projelerle tanınıyordu. Bu yeni proje tamamen enerji üretmek üzere yapılmış bir proje. Aselsan çalışanlarıydı değil mi? Toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacı dış miraklar olayı, aynen. 50 ton toryumla karşılayabilir. İşte bu noktadan sonra olayın işleyişi benim için tamamen değişti. Bu videoyu tek parça halinde yükleme konusunda kararlıydım. Yok beyefendi, bu olay. Şu ana kadar anlattıklarım fazlasıyla detaylı ve yorucuydu. En azından benim için. İkinci bölümde teknik analizden ziyade bir suikast olup olmadığı üzerinde duracağız. Bu arada unutmadan videoyu beğenmek ve abone olmak tamamıyla ücretsiz. Bunlar ölmeseydi, bu çalışanlar. Aselsan çalışanları değil mi? Biri beni fact check yapabilir mi? Fact check yapabilir. Azrail demek ki toryum kullanılsın istemiyormuş. Aselsan çalışanları uçak, dur. Aselsan çalışanları uçak kazası tarihi 25 Ocak 2012'de geçirdiği trafik kazası diyor. Yo. Ha, Aselsan ve Isparta kazası işte. Bu savaşında düşen uçak her bir eşsizliğinin hayatlarını aldı. Onların arasında bir grup vardı ki daha türdeş bir... Tamam, bu. Aselsan çalışanları onlar işte, 6 kişi. Ben yanılmam usta. Ben bir şey söylüyorsam yanılmam. Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. İlginç bir konu ama, vesselam. Ben başta hakikaten bunun bir suikast olmadığını düşünüyordum. Ama... Kanıtla! Çıkar, göster! Atlas Jet uçak kazasından bir yıl sonra kazanın nedeniyle ilgili soruşturma tamamlandı ve rapor hazırlandı. Rapora göre kazanın nedeni pilotların Isparta Hava Alanı VOR alçalma usullerine uymadıkları, pilotların yorgun ve deneyimsiz oldukları, karşılıklı çapraz kontrol sağlamadıkları ve nihayetinde 30 derecelik sola dönüş yerine 30 derecelik sağa dönüş yaparak 60 derecelik hatalı bir sapmayla uçağı pist yerine türbe tepeye indirdikleri belirlendi. Peki gerçekten de... Peki Atlas Jet ceza almadı mı ya? Nigma'nın olayı o Demet. Nigma daha eski Tenet'ten bu arada. Kazanın nedeni sadece bu muydu? İddiaya göre bir Atlas Jet çalışanı naklen yayın yapan bir radyoyu arayıp o uçak bizim uçağımız değildi. Zaten kullanılan hava koridoru bizim kullandığımız hava koridoru asla değildi. Ayrıca uçağın üzerinde Atlas Jet logosu da yok, dikkat edersin. Ya tek ayak üstünde mi durdular? Bizim uçaklarımız asla logosuz uçmaz dedi. Allah Allah. Bu düşen uçağın kazadan 3 ay önce Varşova Chopin Havalimanı'nda çekilmiş bir fotoğrafı. Bunlarsa düşen uçağın farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları. Düşen uçakta Atlas Jet logosunun olmadığını görebiliyoruz. Bu yayına bağlanan Atlas Jet çalışanını doğruluyor gibi. Fakat bir başka resimde uçağın kuyruk kısmında Atlas Jet logosunun olduğunu görüyoruz. Gövdede havayolu şirketinin isminin yazmaması normal mi bilmiyorum. Aranızda bunu bilenler varsa yorumlara yazabilir. Bilen de hemen soralım. Chat'te bilen var mı? Kazada önce sildirmişler mi? Bence aslında şey bu. Bilenler bir sildirmişler kesin kazadan hemen önce. Tamam, mantıklı bak şu an. Böyle bir şey yapılabiliyor mu yani? Havalimanına nasıl girdi oğlum bu uçak o zaman sildirdilerse? Kazadan hemen önce ne zaman yani?
Uçak düşmedi demek ki. Havada kayboldu. O enkaz oraya önceden bırakıldı. Pazartesi bak. Pazartesi bu zekiliğin için seni seviyorum işte bak. Kafanı çalıştırınca nerelere gittik anladın mı? Uçak 3 saat geç bulundu mu? Bulundu ya. Atlasya çalışanının dediği gibi bu gerçekten de firmaya ait bir uçak değil miydi? İkinci olarak yine ismini vermek istemeyen bu Atlasya çalışanı uçağın kullandığı hava koridorunun normal olmadığını belirtiyor. Bu kısım kesinlikle doğru. Uçak tamamen farklı bir rotadan iniş yapmaya çalışıyor. Önemli olan soru, kilit nokta işte bu. Pilotlar neden farklı bir yola doğru yönelmişti? Evet, çok garip. Bilmiyorum, hoş geldin. Bir uçuş planı varken yeni bir Vahdetli uçuş adam, hoş planını geldin. yükler ve eskisini Ya silmezseniz bilmiyorum. uçuş yönetim sistemi yanlış bilgiler Çok kötü duruyor. gösterebilir. İşte buna süreksizlik denir. Uçuş görevlileri uçağı direkt Isparta Havalimanı'na uçması için planlamıştı. Bu olay o Fakat zaman şey diyebilir miyiz? Türkiye'nin 9-11'ını diyebilir miyiz? 9-11'i. Bilmiyorum, çok yani derya yaktı seni. inişe 13 kilometre kala bir sebepten belki de aldıkları bir bilgi yüzünden eski Türkiye'nin uçuş yolunu 9-11'i bu. silip yeni bir uçuş yolu planlamışlardı. İlk uçuş planını Yuvas, hoş silmediklerini geldin. varsayarsak bu bir süreksizlik. Yani sistemde karışıklık oluşturmuş olabilir. Ve nihayetinde bu hata pilotların farklı bir rota izlemelerini açıklayabilir. İkinci ihtimal ise inişle ilgili hiçbir verinin sisteme Aselsan yüklenmemiş çalışanları. olması yüzünden 6 tane. pilotların kendi alternatif iniş rotalarını oluşturmuş olabilecekleri. Peki Peki bir ama şey soracağım. Çok durduruyorum. Özür dilerim. Sakıncası yoksa durdurabilir miyim, ama yayıncı olduğum için de şey yapmam ben. Bu Torium falan diyor ya, 6 kişinin videosu var işte, Boğaziçi Üniversitesi'nde Torium'dan yararlanabiliriz. Türkiye'de çok fazla Torium var. Peki bu 6 kişi öldükten sonra şey gibi çalışanlarla birlikte gömüldü mü bu? Ya başka kişi araştırmıyor mu bu Torium meselesini, ya da başına böyle bir şey gelir diye mi araştırmıyor? Hafizeciğim işte. Ya sana şöyle bir şey söyleyeyim. Çok şey Torium'la Morium'la uğraşmasalardı işte, ne bileyim. Namaz saatini gösteren toryum, işte Kabe'ye dönük toryum gibi projeler yapsaydı devlet korurdu ondan sonra, anladın mı? Sadece toryum deyince herhalde devlet bunu şey yapmamış, anladın mı? onları Türbe Tepe'ye çarpacak kadar alçaltan şey neydi? Bilgileri çalınmış. Hayır, bir tek bunlar mı biliyor abi? Zaten fikri ortaya atmış. Niye Aselsan'da falan araştırılmıyor bu olay? Araştırılıyor mu, ya da benim mi fikrim yok, bilgim yok? Bu uçağın ilerlediği rotanın ve yükseltinin iki boyuta indirgenmiş bir Mesela bak, Big Ben'in dediği doğru. Torium Otel Türbetepe Camisi projesi götürülseydi bu adamlar ölmemişti. versiyonu. Pilotların her bölge için ayrı ayrı kontrol etmesi gereken askeri irtifalar vardır. Bunların altına inmeleri kesinlikle yasaktır. Pilotlar Evet. yaklaşık 12 bin fitten devam ederken piste doğru alçalmaya başlıyor. Bu noktada belki de uçaktaki irtifa göstergesi sistemsel bir hatayla ya da mümkün mü bilmiyorum. Fakat dışarıdan bir müdahaleyle uçağın yüksekliğini normalden daha fazla gösteriyor olabilir. Allah Pilotlar doğru Allah. irtifada iniş yaptıklarını sanıyordu fakat belki de göstergedeki hata yüzünden daha fazla alçalma yaptılar. Yani göstergelere baktıklarında uçağın 3000 metrede olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden alçalmak istediler fakat uçak zaten 2000 metre civarındaydı. Ve nihayetinde yer yaklaşım İKAS sistemi çalışmayan uçak Türbe Tepe'ye çarptı. Ve bu konuyu destekler nitelikte bazı iddialar var. İddianın İrtifa ile sahibi Profesör oynandı. Doktor Salih Sultansoy. Kendisi Azeri bir bilim insanı ve eğitimci. İddiası ya da aldığı bilgi şöyle. İrtifa ile oynanma yapılmış. 2-3 saat içerisinde bir oynanma var ve uydulardan gelen sistemden bizim bölgeye yanlış bilgiler gelmiş. Yani yaklaşık 500 metre civarında bir fark var. 500 metre fark tam da dağ vurmak için yeterli bir sebep. Bu konuda 1-2 kanaldan bilgi geldi. Bana söyleyen uzmanlara çıkın televizyona söyleyin dedim ama o riski göze alamadılar. Daha sonra araştırma yaptığım bir sırada bu konuyla Neymiş oğlum alakalı bu? aynı saatlerde şans eseri başka bir olayın yaşandığını öğrendim. İddiaya göre kazanın olduğu saatlerde ODTÜ'nün dağlık bölümünde çalışan iki kişi bir irtifa ölçüm cihazını test etmekteydi. Cihaz kısa bir süreliğine irtifa olarak olması gerekenden 600 ila 1000 metre yukarıda gösteriyordu.
bu iki kişi bunun sebebinin çevredeki sinyal verici istasyonlardan kaynaklı bir hata olabileceğini düşünüyor. Allah Allah. Esma, benzer hoş geldin. Bir durum kısa süre için Isparta uçak kazası, Türkiye'nin 9-11'ini izliyoruz. Uçağın inişe geçtiği sıralarda uçaktaki göstergeleri de etkilemiş olabilir miydi? Elbette bunlar sadece birer iddiaya dayanıyor. Karar irtifası pilotların pisti görebildiği, aksi bir durumda yaklaşmaya son verdiği irtifadır. Bulutların yoğun olduğu bölgelerde pisti görebilmek için bu irtifa belli oranda geçilebilir. İşte Isparta'daki kazada pilotlar pisti göremedikleri için mi karar irtifasının altına inmişler ve tepeye çarpmışlardı. O günkü hava durumunda çok fazla acayip yere yakınlaşmışlar ya, acayip yani. Raporlarında havanın fazlasıyla iyi olduğu belirtilmişti. Yani bulutların pilot görüş açısını engellediği düşüncesi düşük bir ihtimal. Karar irtifasının kazada bir payının olduğunu pek zannetmiyorum. İşte tüm bunlar uçaktaki uçuş veri kaydedicisi yani FTR'ın çalışmaması yüzünden bir bilinmez olarak kalacak. Bunlar bir bilinmez olabilir fakat bazı gerçekler apaçık Allah ortada. Allah Allah. Allah Allah. Öncelikle bu olayda adı geçen McDonnell Douglas uçakları dünyada evet. Suç listesi en kabarık uçaklardır. Isparta'da düşen MD-80 serisi uçaklarsa bugüne dek toplam 966 kişinin öldüğü 22 farklı kazaya karışmış. World Focus Havayolları tarafından 20 Mayıs 2005'te filoya katılan uçak 29 Temmuz 2007'de uçuş ekipleriyle birlikte Atlas Jet'e kiralanmış. Düşen uçağın tazminatı hemen ödenmiş. Kime ödenmiş? Uçağın sahibine. Uçağın sahibi ilginç, bakın çok ilginç. Uçak Atlas Jet'e uçuyor. Ondan sonra ama bunun sahibi dünyaya bakış hava yolları gözüküyor. Atlas Jet oradan kiralamış. Fakat bunu da dünyaya bakış hava yolları Avas denen bir büyük şirketten kiralamış. Ondan sonra Allah Allah. Ki bu büyük şirket bu uçağı bir naylon şirkete satmış. Kurcalayacağım. Gerçekleri ayırmış. Öğreneceğiz. Yani, yani uçak düşürülmek planlanıyor bir taraftan. Nigma kanalında böyle ama. Bir şirket aldığı uçak milyonlar değerinde. Yani aklına yatmayan... Nigma kanalının olayı da bu ama ya. Milyon dolar tazminatı hemen alıyor. İşte bu detaylar oldukça ilginç ve neyi sıradan duymadım? Bir uçak kazası olmadığı iddialarını doğruluyor gibi. Kazadan 2 yıl sonra ortaya çıkan başka bir gerçek çok daha ilginç ve önemli. Evet, 2009'da Esma. Düşen ve Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasında kaza kırım ekibinin yani kazaya ilk müdahaleyi yapacak olan ekibin başında Feridun Seren vardı. Helikopterin kara kutusunu çalarken yakalanan ve adı tornavidacı Feridun'a çıkan kişi. Bir süre sonra derinleri karartmak dolayı... Evet, böyle şeyler de yaşanmıştı dolayı... oğlum. Bizim ülkede var ya... Ne diziler ne filmler çekilir Akif, var ya neler neler yaşandı ya. Gözümüzün önünde bir de. Hapis cezası aldı. Korkunç olansa bu kişinin 2007'deki Isparta uçak kazasında kaza kırım ekibinin başında olduğuydu. Allah ve Allah. Ve ne hikmetse daha sonra uçaktaki kara kutunun arızalı olduğu ortaya çıktı. Ayda. Kokpit seslerini kaydeden CVR kazadan Amlı 9 mı? Gün önce 21 Kasım'da kayıt almayı durdurdu. Bir şey söyleyeceğim. Alper Amlı'yı gördüm bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bu videonun sonunda size kim doğruları söyleyeceğim bu arada. Bana güveniyorsanız. Parçaları birleştirdiğimizde bunun sıradan bir uçak kazası olamayacağı çok daha yüksek bir ihtimal. Elbette gerekli beni kanıtlar de içeri almaları yok mu? Kesin konuşmak anlamsız olur. Olaylara baştan sona geniş bir açıdan baktığımda elektronik şahitlerin bozuk olması, uçaktaki yer yaklaşım uyarı sisteminin arızalı olması, pilotların rotadan sapmaları, uçağın sahibi olan şirketin Ali Cengiz oyunları, delilleri karartan birinin kazaya ilk müdahale eden kişi olması ve toryum için çalışan bilim adamlarının tesadüf eseri o uçakta olması. Hepsi peki ben şunu da anlamıyorum. Hepsi niye aynı uçakta? Bu riski göze alır mıydınız? Düşünür müydünüz? Gerçi aklından ucundan geçmez ki ya. Böyle bir şey. Biz önemli insanlarız. Hadi biz altımız ayrı şeye binelim. Videodan sonra 5v5 böyle patladı mı? Asla normal şeyler değil. Aslında her şey Engin Arık ve ekibine o uçak biletini aldıran kişiyle başlıyor. Engin Arık söylendiğine göre güvenmediği firmalarla asla uçmayan biri ve o hafta hiç uçmadıkları bir firmaya gece 11-12 gibi enteresan bir saatte uçak bileti almaya ikna eden her kimse bana göre o kişi her şeyin başladığı nokta. Sizce bu bir kaza mı yoksa planlanmış bir suikast mı? Ben Nigma. Görüşmek ben üzere. Ben Nigma. Çok iyi neticeler vermeye başladı.
Onun için mutlaka bir yerden başlamamız gerek. Bu yeni proje tamamen enerji üretmek üzere yapılmış bir proje. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu proje, ben şunu anlamıyorum. Bu proje nasıl devam ettirilemiyor abi? Bilgiler çalınmış, okey. Bilgileri çalınanı da mı bulamadınız ya? Bilgileri çalınanı da mı bulamadınız? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Güzel video. Sen bak, net bir şey söyleyeyim. Güzel video. Bu sefer normalde Nigma videoları benim için cringe'ti. Bu cringe değil. Thorium'u da çalmışlar mı? Baba, Thorium yok. Hah. 11 Eylül'üz. Bunlar yapıyormuş demek ki sadece. Sizce suikast mı? Emrullah hoş geldin. Sizce suikast mı? Suikast diyenler bir. Hakkı rahmetine kavuşmuşlar diyenler iki. Kaza diyenler iki yani. Suikast diyenler bir. Kaza diyenler iki. Abi boş yapma, kim yapmış diyenler 3. Ben size söyleyeyim kim yapmış diyenleri. Duyuyorum çünkü. Bir, Ege düzenledi suikastı, banlansın. Bence de haklısın Ege, banlansın diyenler 2. Yok. Bu videonun üzerine gülmek istemiyorum tabii de. Zaten bu videonun üzerine gülmüyorum ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Ben size söyleyeyim. Bence de Ege banlansın 2 falan. Ege de bozulmuş gitgide. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kedi hoş geldin. Video güzel video. Nigma videolarını normalde sevmem. Pek sevmem biliyorsunuz. Burada soru işaretlerini falan çok güzel söylemiş. Ben Engin Arı'a gecenin 12'sinde bilmediği bir uçak şirketinden bileti aldıran kişiye hesap sorarım. Onlar yakalanmış mı? Onlarla herhangi bir şüpheli vasfıyla görüşülmüş mü? Polis araştırmasında var mı? Ya da bunun araştırmanın sonucunda bir yıl sonra Atlas Jet'in yayınladığı dosya mı kabul görüyor? Kardeşim deşmeyelim oraları ya falan derdim, böyle içeriye alınıyormuşum. Ben yapmışım değil mi? Pazartesi bir suçlu psikolojisine girdin chatte vallahi. Ben bir şey demiyorum. Sen geçelim bir videoyu. Valo mu oynasak? Bilmem ne mi yapsak? Orada terliyorsun soğuk soğuk. Thorium yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. 11 Eylül videosu var mı yani ki böyle? Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton thoriumla karşılayabilir. Buna mukabil yani 1 ton thoriumu enerjiye dönüştürüyor. Thorium kaşındı, ben ne yapayım? Enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. Bak bak, görüyor musun? 1 milyon ton petrolün enerjisi eşit. Ne kadar toryum? Mukabil yani 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton. 1000 ton toryumla 1 milyon ton petrol. Eğer bunu Türkiye'ye çıkarsaydı Amerika, Putin, beni iyi dinle. Dur. Gerildim şu an. Gerildim şu an. Bir saniye. Putin. Biden. Beni iyi dinle. Yaptığınız tüm şerefsizlikleri biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Siz öldürdüğünüz çocukları iyi bilirsiniz. Yaptığınız şerefsizlikleri iyi bilirsiniz. Thorium'u bize geri vereceksiniz. O bilgileri kim aldıysa, kim nereye götürdüyse, o bilgileri, o kağıtları hemen istiyorum. Duyuldu mu? Hemen o kağıtlar önüme gelecek. Alp'i dinleyen Putin. Teşekkür ederim. Bu arada bir alkış. Putin'i de alkışlayalım. Bir Putin'e bir moral alkışı. Putin adam, Putin. Putin seni Scootin. You know what I'm saying? Şimdi buradan da benim kafama geliyor. Putin'i de bir alkışlayalım. Efendim abi, banlanabilirsin mi? Büyük bir şey olmaz ya. Askeri ücret açıklanıyormuş mu? Hemen link at. Hemen link at. Yayıncılığı bırakıp askeri maaşla işe gireceğim.